Dün gerçekleştirilen eğilim yoklamasında Zonguldak'ta birinci isim olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili aday adayı Şerafettin Turpçu, Ereğli İlçe Başkanı Hayrettin Kartal ve ilçe yönetimine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan partinin ilçe başkanı Hayrettin Kartal, ön eğilim yoklamasında birinci isim olarak çıkan Şerafettin Turpçu'nun uzun yıllar partiye hizmet verdiğini ve bu süreçten sonra 7 Haziran genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olacağını kaydetti. Zonguldak genelinde bir demokrasi şöleni yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Tabanımız bütün ilçe merkezlerinde geldiler. Eğilim yoklaması, milletvekili aday adayı eğilim yoklamasında tercihlerini belirttiler. Burada ben şöyle diyorum, partiye emek kazandı, parti emeği kazandı diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Şerafettin Bey'in, Şerafettin abimizin bu örgütlere yıllardan beri, ben bilemiyorum 20-30 yıldan beri belki, çok ciddi şekilde tüm örgütlere ama, Ereğlisi, Alaplısı, Merkezi, Çaycuması, Devreyi, Gökçebi, Kilimlisi, Kozlusu tüm örgütlere ciddi şekilde emeği vardır. Bu emeğinin karşılığını aldı diye düşünüyorum. Biz de özellikle Karadeniz Ereğli olarak Şerafettin Bey'i özellikle tercihlerimizde en önde tutarak buna katkı verdiğimiz için de çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Sıralamanın da Zonguldak'ta hem emek hem de yeni genç bir vitrine genç bir arkadaşımızı daha çıkarmış olduğu eğilim yoklaması. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak'ta Şerafettin Bey'in liderliğinde ciddi bir sıçrama yapacağını, Zonguldak'ta her üç genel seçimdir AKP lehine çıkan tabloyu bu sefer kesinlikle kıracağımıza ve genelde de iktidar olacağımıza inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili aday adayı Şerafettin Turpçu ise konuşmasında dün gerçekleştirilen eğilim yoklamasında demokrasi şöleninin yaşandığını, 7 Haziran seçimlerinde de bu şölenin devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu. Tabii dün partimizde uzun yıllar yaşanmayan bir demokrasi yarışı yaşandı. Demokrasi şöleni oldu. Demokrasi kanalları açılınca partimizde ne kadar büyük bir hareketlilik olduğunu gördük. Bu hareketlilik ve canlılıkla beraber esas önemli olan kendi aramızda yarıştık ama esas yarış Sayın Başkanımızın dediği gibi 7 Haziran'da AKP'li olacak. Biz bu enerjimizle beraber ön seçimlerdeki yaşadığımız, eğilim yoklamasında yaşadığımız heyecan ve enerjiyle beraber bunları 7 Haziran'a taşıyacağız. Geniş bir birliktelikle AKP'yi bu sefer Zonguldak'ta, önce Zonguldak'ta sonra da Türkiye genelinde yenerek partimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar yapma yolunda dünkü bir provaydı, çok güzel bir provaydı. Bu yönüyle de ben oy veren vermeyen tüm partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aday adayı arkadaşlarıma da sonuç alanı almayan olsun. Onları da böyle güzel bir yarışta gördüğüm için ve yarıştıkları için onları da tebrik ediyorum. Tüm Ereğlilere, başta partilerimiz olmak üzere selam ve saygılarımı sunuyorum.